Botoks tedavisindeki ana amaç yüzümüzdeki kırışıkların, özellikle göz etrafındaki kaz ayağı dediğimiz kırışıkların önlenmesi, iki kaş arasındaki çatma çizgisinin yok edilmesi, alın bölgesinde yüz hareketlerine bağlı olan çizgilenmelerin giderilmesi için kullanılır. Yani aslında botoksla ana olarak yaptığımız iş yüz mimik restorasyonunu sağlayarak yüzümüzdeki kırışıkların azalmasını sağlamaktır veya yok etmektir. Bunun dışında sadece botoks işlemi yaparak kaş kaldırma uygulayabiliyoruz. Yani kaşların dış kısmının hafif yukarı kalkması, eleve olması insanın yorgun yüzünün yok edilmesi açısından çok önemli bir işlem. Zamanla kaş kenarları aşağı iner, daha üzgün, yorgun bir görüntü elde edilebilir. Bunun giderilmesi için 5 dakikalık bir uygulamayla, botoksla kaşların kenarları hafifçe yukarı kaldırılabilir. İkinci en önemli konu terleme tedavisi. Botoks özellikle koltuk altında, el ve ayaktaki aşırı terlemelerde kullanıyoruz. Bunun etki mekanizması da botoksun ter bezlerindeki aktivasyonu yavaşlatması. Yani yaz başında uygulayacağınız bir botoks tedavisiyle koltuk altınızdaki terlemeyi yaklaşık %10'lara, %20'lere kadar indirebilirsiniz. Ve bütün yaz boyunu rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Son zamanlarda botoksun bir başka uygulaması da Nefertiti Lift dediğimiz boyun germe işlemlerinde, ameliyatsız boyun germe işlemlerinde kullanıyoruz. Bunu şöyle izah etmek lazım. Yaşlanmayla birlikte platisma kası dediğimiz bütün boynumuzu örten bir perde gibi bir kasımız var. Çene kontüründen aşağı doğru inen bir kas var. Bu kasın zamanla sarkması, hipertrofi olması ve gevşemesine bağlı olarak yaşlı insanlarda ve özellikle bayanlarda belli bir yaştan sonra vertikal, yani dikine çizgilenmeler ve boyunda bantlar oluşabiliyor. İşte bu bantların içerisinde çok az miktarda botoks uygulayarak bantların çözülmesi, daha gergin bir boyun elde edilmesi mümkün. Aynı zamanda daha net bir çene kontürünün sağlanması, daha definitif bir çene kontürünün sağlanması da mümkün.